Şimdi sizlere Bursa'nın meşhur kestane şekerini yapacağım. Ben Bursalı olduğum için kestaneciyim ben. Kestanelerle başım dertte. Soyulmuyor. Niye soyamıyorum ben bunu? Bunun evde yapıldığını biliyor muydunuz? Hiç duymuş muydunuz? Duymadıysanız, bilmiyorsanız şimdi öğrenip yaparsınız bundan sonra. Hazır almaya gerek yok. Çok kolay. Ne yapacağım ben bunları? Bu böyle olmuyor. Çok uğraşıyorum ben bunlarla. Kolay yani, bir şişi yok. Bir şeker, bir su, bir de kestane. Bunu yapana kadar ben bir tepsi en güzelinden baklava açardım. Gözümden yaş geldi ya, soyana kadar. Yarım kilo kestaneyi soyup beceremedim. Yarım kilo irisinden seçilmiş güzel kestanemiz var. 5 bardak toz şeker, 2,5 bardak suyla koyu bir şurup kaynatacağım. Kestaneleri haşlayıp soyup içine atacağım. Biraz da ondan kaynatacağım. İşte o kadar. Çok basit kestane şekeri yapmak. Hadi başlayalım. Önce şerbetinden başlayacağım. Onu kaynaması lazım. 5 bardak şekere, 2,5 bardak suyla koyu bir şurup olarak hazırlayacağım şerbetini. Öyle baklavaların tatlıları gibi değil. Koyu bir kıvamda olacak. Ravaklı derler. Koyu bir ravak. O şekilde olacak. Çünkü kestaneleri onun için atınca böyle ballı ballı olması lazım. Öyle sulu bir şerbeti olmayacak. Ben şimdi ocağımı yakıp şerbetimi koyuyorum ocağa. Şerbetim kaynamaya başlasın. Kestanelerim de hazır. Çok güzel, iğri boyda. Öyle ufak, orta boy falan olmaması lazım. İğri, güzel kestaneyle iyi oluyor. Şimdi ben kestanelerimi yıkayacağım. Soğuk suyu tencereye koyup ocağa bırakacağım. 40 dakika falan yetiyor haşlanma süresi. Ondan sonra yapımına başlayacağım. Kestanem haşlandı. Soğuk suda 40 dakika kadar haşladım. Şimdi süzeceğim suyunu. Getirip kabuklarını soyacağım. Bütün olarak soyacaksın, parçalanmayacak. Kestane şekerini yapması kolay da. Maliyeti de iyi, ucuz ama gel soyması soyulmuyor. Uğraştırıyor. Benim bu kestanelerle başım dertte. Soyamıyorum. Ne yapacağım ben bunları? Niye soyamıyorum ben bunu? Kabuğunu. Bu böyle olmuyor. Çok uğraşıyorum ben bunlarla. Ama yemesi güzel. O boşver. Uğraşayım azıcık. Olduğu kadar olacak. Bunu yapana kadar ben bir tepsi en güzelinden baklava açardım. Bir de üstüne bir tepsi de börek açardım. Yarım kilo kestaneyi soyup beceremedim. Olacak olacak. Az kaldı. Kestaneli yemesi güzel olur. Soymasını da çekeceğiz artık zahmetini. Ne yapalım? Zahmet olmayınca rahmet olmuyor. Emek olmayınca yemek olmuyor. Kestaneyle böyle boğuşacağım ben. Az mı haşladım ben bunu? Ne yaptım? Daha mı çok haşlanması yağı lazımdı acaba? Bilmiyorum ki. Baksana bak, yapamadım, düzgün soyamadım. Demek ki usta soyanlarınki bütün çıkanlar en kıymetli oluyor. Benimki böyle bir şey olacak işte, olsun. Tadı güzel olur. Bu bittikten sonra şerbeti atacağım. Şerbetim kaynıyor, koyu şerbetim. Onda da biraz kaynatacağım. Çok fazla kaynatmayacağım. Sertleşir çünkü. Biraz içinde dursun. O şerbetin tadını içine çeksin. Sonra küçük küçük kağıtlara koyup sunumu yapacağım. Gözümden yaş geldi ya soyana kadar. Bu ne böyle? Soğan soyarken ağlanır da kestane soyarken ağlanır mı? İşte ben ağlıyorum. Resmen ağlıyorum. Bu ne ya? Bu vallahi kısmata şu kestaneler ne Allah aşkına? Hiç soyulmuyor kısma. Ne yapacağız bunları? Bir kiloyu yapsaydım nasıl soyacaktım ben onu? Bu sefer ağlamaktan beter olurdum. Şimdi ağlıyorum. Soyarken ne yapacaktım ben onu? Bir kiloyu. Kestane olsun da bana ne olursa olsun. Ben çok severim. Ben kestanemin zaten yarısını da akşama kebap yapacağım da yiyeceğiz. Bursalı olarak kestaneden vazgeçmem. Oh, çok şükür bitti. Ama bitti bitti. Tamamdır. Kestane şekerimin şurubu tam kıvamında oldu.
çok güzel oldu. İstediğim gibi oldu tam. Kestanelerim istediğim gibi olmasa da şurubum kıvamında oldu. Şurubumun içine kestanelerimle buluşturuyorum. Bu yarım saat şerbetin içinde kaynayacak. İçine çekecek şerbetin şekerini. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Sonra sunuma alacağız. Ay nedir çektiğim ya? 40 yıldır yemek yapıyorum, soyamadım. Elimi de kestim, gazi oldum bıçakla. Şerbeti içine çeksin, biraz dursun. Altı kapalı olarak şekeri içine çeker ve yumuşar aynı zamanda. Çok fazla kaynatmayın, sertleşir. Bu da bir püf noktası. Kestane şekerinin de en önemli sırrı şerbetin içinde uzun süre durması, şerbeti içine çekecek. Yani mümkünse akşamdan yapıp sabaha kadar da durabilir, daha güzel içine çeker. Veya sabah yapıp akşama kadar durabilir, daha güzel tadını içine çeker, kıvamını da alır. Soğurken de halinde daha güzel olur. Kestane şekerlerim tam kıvamında oldu. Çok güzel oldular. Şimdi bunların sunumunu yapacağım ben. Güzel bir sunum, görsellik çok önemli. Bunları şimdi ben böyle küçük küçük tabaklara koyacağım, kağıt tabaklara. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz, siz sorun değil. Güzel oluyor böyle birer kişilik, şeker ikram eder gibi hoş oluyor. Kestane şekeri de güzel oldu ama, değer yani. Kestane şekerlerim. Yemeğe hazır, fevkalade güzel görünüyor. Her zaman gidip alamayabiliriz. Evde de kestane eksik olmuyor kışın zaten evlerimizde. Hemen bir avuç kestaneyle kestane şekeri yapabilirsiniz. Bunları Sami'ye yedirmesem mi ne yapsam? Pek yedirmeye kıyamıyorum, ona vermeyeceğim ben bunları. Kendim yiyeceğim. Güzel oldu. Kestane şeker alana kadar oturuyor işte.